asıl depremin ardından psikolojik etkilerini konuşacağız bugün. Nasıl rehabilite edebiliriz bu etkileri? İşte depremin insanda yarattığı duygu temel güven duygusunu yok ediyor oluştur. Dolayısıyla herkes travma denilen şeyi iliklerine kadar yaşadı aslında. Deprem her birimizde başka başka bir duygu yarattı. Herkes aynı şeyi hissediyor sanıyoruz. Hayır, travma bizimle bağımızı koparan bir şey. Büyük bir sistemin küçük zerrecikleriyiz, küçük parçalarıyız ve hepimiz birbirimize bağlıyız aslında. Çok uzun uğraşılar bizi bekliyor. Çok uzun yıllar çalışacağız bu işin üzerinde. Bunları ayırt edebildiğimizde kendimize dair birçok şey bulmuş olacağız orada. Kendimle temasım ne kadar önemliyse, ötekiyle temasım bir bu kadar önemli. Kendimle temas, ötekiyle temas, duygumla temas, bedenimle temas. Çünkü burada biraz bedenle de bağlantımız kopuyor. Zihin basit çalışan bir mekanizma çünkü. İnsan zihni kadar basit çalışan bir şey yok. Orası kaydı ayağının altından. Şimdi ben yokum, ben kimim, ben neredeyim deneyimlemeye ihtiyacı var. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. Asrın felaketi. On binlerce canımızı toprağa verdik şehit olarak. Yaraları sarmaya çalışıyoruz. Asıl depremin ardından psikolojik etkilerini konuşacağız bugün. Nasıl rehabilite edebiliriz bu etkileri? Uzman klinik psikolog Ali Rıza Tunur bizimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Memleket gibiyim. Evet. Öncelikle büyük geçmiş olsun. Deprem bölgesinde çok yakınınız var. Evet, deprem bölgesi benim memleketim. Adıyamanlıydınız. Adıyaman, Kahramanmaraş, her yer memleketim aslında bu bölgede. Her yer aşağı yukarı, ben öyle diyorum, 10 ilin 7'sine bir şekilde memleket atıfım var. Peki şöyle diyelim hocam, deprem büyük psikolojik yaralar açtı. Evet. Bunları nasıl rehabilite edeceğiz? Tabii nasıl rehabilite edeceğize gelmeden bir depremin insana etkisini konuşacaksak, bir deprem nedir, bir de insan nedir'i anlamaya ihtiyacımız var. İnsandan başlayalım. İnsana bakabilmek için de işte biraz kuramsal altyapıyı anlamak adına psikanalitik ekolde işte Erikson diye bir kuramcı vardır, çok bilinir. Onun böyle insan gelişiminin 8 basamakta ele aldığı bir gelişimsel kuramı vardır. Birinci döneminin adı temel güvene karşı güvensizlik dönemidir. Kuramın özelliği zaten şöyledir. İşte bu birinci dönemde mesela güven olgusunun etrafında sınanır insan, deyim yerindeyse. 0-1 yaş der buna. 1 yaşında ya güveni kazanmış olarak ya kazanamamış olarak ikinci döneme geçer. Şimdi burada çok ilginçtir, çok manidardır bence. İşte o güvene karşı güvensizlik değil de biz kelimelerin ruhunu çok severiz meslek itibariyle. Güvene karşı güvensizlik demiyor da temel güvene karşı güvensizlik diyor. Hani buradaki temel sözcüğünün bir hikmeti olmalı, bir esprisi olmalı. Burada temel güven dediği şey, ki güven duyguların atasıdır bence. Öteki bütün duygularla ilgisi olan başat bir duygudur. Ve güven duygusunu oluşturmadan başka hiçbir duyguyu deneyimleyemeyiz. Temel güven demek aslında en özet şekilde ayağımızın altındaki zemine güvenebilmektir. Yani bu ayağımın altındaki zeminin günün birinde kaymayacağına dair bir içeride bir tasarım oluşturabildiysem o tasarımın adına güven deriz aslında. Güvenin bence en anlaşılabilir ve en bilimsel tanımı budur. Öngörülebilirliktir. Tahmin edilebilirliktir. Şimdi düşünsenize, bir gün ayağınızın altından bir kayıyor ve artık yok, artık hiçbir şey eskisi gibi değil. İşte depremin insanda yarattığı duygu temel güven duygusunu yok ediyor oluştur. Yani temel güven demek, şöyle herkesin anlayacağı bir basit bir örnekle anlatayım. Şurada bir kalem var. Bu bir kalem. Biz bu kalemin ne olduğunu biliyoruz. Bununla biz yazı yazarız. İşte mürekkebi bitince mürekkep doldururuz. İşte biter, tamamen biter, çöpe atarız. Sabaha kadar üstüne felsefe yapabiliriz. Fakat içeride bu kalemle ilgili duygumuz şudur ki, bu yıllardır kalemdir ve biz bunun hep kalem olarak
kalacağını biliriz. Şimdi ben bir gün gelsem ki bu bir kalem değil de bir tarak. Bir gün gelsem ki artık bir kalem değil de bir ne bileyim bardak. Enstrüman, bir bardak, bir şey. O zaman işte bu kalemle ilgili güven duygumdan artık söz edemeyiz. Mesela şizofren bir yapıyla normal bir yapı arasındaki çok temel farklardan biri şizofrenin temel güven duygusunun oluşmamış olmasıdır. Şizofrene göre de bu kalemdir ama az sonra bir yılan olup beni sokabilir. Ona onun için şizofren denir. Şimdi düşünün ki biraz böyle derinden aldım. Suyun en derin yerinden başladık yüzmeye. Düşünün ki temel güven duygumuz yani ayağımızı bastığımız zemin. Hep öyle kalacağına dair içsel tasarımımız olan bir zemin ayaklarımızın altından kayıverdi. Kayıp gidiyor, değil mi? Evet. Kaydı ve düşünün ki işte kalktık ve artık hiçbir şey eskisi gibi değil. İşte enkazın altında insanlar, hava buz gibi işte yollar yarıldı, kayboldu, kentlere ulaşılamadı, insanlara ulaşılamadı, feryatlar birbirine karıştı. Bizler orada olmadığımız halde, başka şehirlerde olduğumuz halde bizler etkilendik, herkes etkilendi. Dolayısıyla herkes travma denilen şeyi iliklerine kadar yaşadı aslında. Tabii bu noktada işte deprem nedir ve insan nedir az çok anlaşıldıysa işte insan bu güven duygusunun etrafına bir kişilik örgütleyebilen bir organizma, bir canlı. Deprem de gelip buna çomak sokan bir mekanizma. Yani bu kadar herhalde en basit böyle anlatabilirim. İnsan nedir ve deprem nedir cevabını bulduysa belki bir de travma nedir'i tanımlamak, travmanın etkilerini anlamak ve akabinde de hani belki bunlara dönük ne yapabiliriz? Bunları rehabilite etmeye dönük, bunun etkilerini rehabilite etmeye dönük ne yapabiliriz'e biraz bakabiliriz. Travma denilen şeyi de anlamaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu da biraz yanlış anlaşılan bir şey. Travma aslında yeni olan her şeydir. Yeni olan her şeye travma deriz biz. Yani hep verdiğim bir örnektir. Bir çocuğun kalemle ilk tanıştığı gün, bugün hep kaleme örnek verdim ama kalemle ilk tanıştığı gün de travmadır aslında. Fakat o geliştirici bir travmadır. Gelişimsel döneme denk düşen bir travma. Hocam peki nasıl yaklaşmalı? Şu anda bir depremzede olduğumuzu düşünün siz. Hı-hı. Yani yakınlarınızı belki kaybettiniz. Belki en sevdiğiniz insanları kaybettiniz. Yani hem bir korku var, hem bir endişe var, hem de büyük bir acı var. Nasıl yaklaşmalıyız? Nasıl yaklaşmalı? Şimdi, yani kendini hayata tutunabilmesi için nasıl motive edebilmeli? Yani çünkü çok büyük travmalar bunlar dediğiniz gibi. Evet. Tam da buraya bağlamaya çalışıyorum aslında. Şimdi bir deprem her birimizde başka başka bir duygu yarattı. Yine çok söylediğim bir şey. Aslında bazı korkular, bazı duygular, bazı durumlar hayatta evrenselmiş ve herkeste aynı etkiyi yapıyormuş sanırız. Halbuki öyle değildir. Mesela ölümden korkmak evrenseldir ve herkes ölümün aynı yönünden korkar sanırız. Halbuki birimiz mezardar diye korkarız. Birimiz ibadetlerimizi yapmadık, cehenneme atacaklar diye korkarız. Bir başkası işte ne bileyim sevdiklerimi özleyeceğim diye korkabilir. Bu da böyle bir şey. Şimdi sanıyoruz ki işte evler yıkıldı, yollar yarıldı, kentler çöktü. Ölüler var, diriler var, işte yaralılar var, çöküntü var. Ve herkes birebir aynı şeyi fotokopi makinesinden çıkmış gibi aynı şeyi hissediyor sanıyoruz. Hayır. Birimiz korkuyoruz, birimiz kaygılıyız, bir başkası öfkeli, bir başkası endişeli, bir başkası ne bileyim bir utanç duygusunda, bir başkası dehşete kapılmış, bir başkası. Önce dolayısıyla burada, bakın travmayı şunun için tanımlayacaktım. Travma bizimle bağımızı koparan bir şey.
bizim bizimle, bizim ötekiyle, bizim dünyayla, bizim kendi duygu dünyamızla, duygu repertuarımızla, bunun için travma zaten adı, her yerle birden bağımızı koparıyor. Benim benimle, benim sizinle, benim zeminle, benim duygumla, fikrimle, mazimle, geçmişimle. Kökünden koparıyor seni çünkü. Kökünden, evet. Köklerinden koparıyor çünkü. Mesela ben hasbelkader deprem bölgesindenim. İlçemin bir drone görüntüsü geldi elime. Şöyle anlatayım, böyle çok da dramatize etmek istemiyorum. Okuduğum lise yok mesela. Okuduğum lise artık yok benim, geçmiş olsun. Yani ortaokul yok. İşte ilk defa arkadaşlarımla gidip çay içtiğim çay bahçesi yok. Bilardo oynadığım bilardo salonu yok. Yollarda yürüdüğüm, arkadaşlarımla yürüdüğüm yollar yok. Caddeler yok. Caddeler yok. Yok. Yok ya, benim mesela. Benim geçmişim yok. Şimdi geçmişimle bağlarım koptu benim. Bir anda kökler silindi değil mi? Bir anda geçmiş olsun. Yok. Şimdi benimle bağlantım yok. Benimle bağlantım şu işte, yani ben ne hissediyorumu gerçekten ayrıştıramıyorum. Benim çok sayıda yakınım geldi İstanbul'a. Birçok yere gidenler olduğu gibi İstanbul'a da çok yakınlarım geldi. Yakınlarım, bir kısmı akrabam, bir kısmı aile dostlarım. Bir tanesiyle geçen gün yaşadığım bir şey. 5 yaşında bir çocuğu var. Çocuk koltuktan düşmüş, kafası kanamış. Şimdi bunlar bir şey değiller, hepsi iyi tanıdığım insanlar. Zekaları normal, algıları normal, iyi tanıdığım, kendilerini ifade edişleri son derece sizin benim gibi. Şey diyor, ya diyor, çocuk koltuktan düştü, kafası kanıyor, ne yapayım? Hani o bir şok olup kalma hali var ya, böyle bir kalma hali var ya, donup kalma hali. Onun içinden, onun içine sokan bir şey bizi. Şimdi şöyle dese anlarım, ya İstanbul'un yabancısıyım. Buralarda nerede hastane var ben bilmiyorum, bana yardımcı ol dese. Diyor ki, çocuğun kafası kanıyor, ne yapayım? Hani ne yapılır? Hastaneye gidilir. Hani şimdi bunu ayırt edemediğinden, zekası buna el vermediğinden değil. O işte kendiyle bağlantısı, gerçeklikle bağlantısı koptuğundan. Travma. Bunun için travma deniyor. Yoksa niye travma deseydik? Kişinin gerçeklikle, zeminle bağlantısını koparan bir şey. Olağan bir günde kafası kanayan bir çocuğa ne yapılacağı çok bellidir. Bunun için ultra bir bilinç, ultra bir zeka gerekmez. Ama böyle bir anda bunu ayırt edebilmek gücünden yoksun bir insan olarak karşınıza çıkabiliyor. Burada öncelikle tabii kendimize dönük şunu gerçekten ayırt etmek çok büyük bir kapı açacaktır bize. Bunu depremi yaşayan uzaktan yakından herkese söylüyorum ki bence, benim inancıma göre hep herkes depremzede. Yani bölgeye en uzak şehrimiz neresi? Edirne mi? Edirne. Ya ben zaten Edirneliyim, orada da hiç tanıdığım yoktu demesin kimse. Biz büyük bir sistemin küçük zerrecikleriyiz, küçük parçalarıyız ve hepimiz birbirimize bağlıyız aslında. Birimiz kaygılıyken öbürümüzün böyle çok iyi olmasına imkan yok. Dolayısıyla herkes depremzede. Bütün Türkiye yaşadı. Bence bütün şey, dünya daha ötesi. Tabii, bütün tabii. Dünya, herkes. Ama yani de. Hani ateş düştüğü yeri yakar. Ateş yani, elbette tabii. Yani. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce insan yardım için koşturdu. Evet. Eli, yüreği evet. Elinde. Evet. Yani milletimiz var olsun. Ama tabii o televizyon başında olanlar, haber almaya çalışanlar, bölgeye koşup gidenler, yani herkes o dehşeti yaşadı. Evet. Ya tabii oraya geleceğim. Orası sevindirici bir taraf. Belki tek sevindirici taraf o. Benim bir arkadaşım şey diyor, sıcak sıcak yaşamış, yüze yakında birinci derece yakınını gömmüş bir arkadaşım diyor ki, Türkiye'nin her beldesinden yardım geldi. Bırakın artık ili ilçeyi. Türkiye'nin her beldesinden yardım aldık ve bence birbirimizi yeni keşfettik diyor. Bu çok muazzam bir şey geliyor bana. Belki buraya yaslanmamız gerekecek uzun vadede. Buradan belki
bu yarayı sarmamız ve belki buradan o Birlik bilincini. biraz, çünkü son yıllarda malum, şimdi başka boyutlara sıçramak istemiyorum ama işte herkesin diline de pelesenk olan bir kutuplaşma meselemiz var. İşte burada kutup mutup çok küçük bir azınlığı saymazsak, ki onlar da şükürler olsun ki binde beş falanlar. Ama orada Evet, yani evet. büyük bir birlik bilinci yaşandı. Evet, muazzam bir şey Yani diyorum tek ya işte. yumruk Evet, oldu evet, Türkiye. evet, evet. Bu çok çok Herkes koştu. Bu çok büyük bir önemliydi. şeydi. Bu çok önemliydi. Bu çok sevindiriciydi. Bunun ötesinde depremzede açısından demin de dediğim gibi öncelikle gerçekten bende ne oldu? İlk bakmam gereken yer. Bende ne oldu? Ben ne hissediyorum? Bunu ayrıştırabilmek. Çok kolay olmadığını biliyorum. Zaten şu Hakan Bey, yani bu uzun vadede şey olmayacak. Hani böyle Ali Rıza diye çok bilmiş bir psikolog, ezber bozan TV'den birkaç telkinde bulunacak ve o her yer çiçek gibi olacak. Öyle bir dünya yok. Uzun vadede biz çok uzun uğraşılar bizi bekliyor. Çok uzun yıllar çalışacağız bu işin üzerinde. Şimdi böyle bir suya bir şeye, yangına bir kova su dökmek, şimdi ilk yardım gibi düşünebiliriz bunu. Yoksa uzun vadede işimiz gerçekten uzun ve zor. Ama Şunu söylediğiniz şeyler çok önemli. Bakın ilk sorumuz bende ne oldu bende ne sorusunu oluyor? Evet. sormamız Ne gerekiyor. oluyor? Kaygılı mıyım? Utanıyor muyum? Öfkeli miyim? Adam dedi ki mesela, ben yüzlerce kişiyle konuştum memleketim olması hasebiyle. Bir tane çok marjinal olanını söyleyeyim ki böyle bir semptomla zaten bir doktor arkadaşa başvurmuş. Akabinde ben de bir görüşmek durumunda kaldım. Ne dedi biliyor musunuz? Üç aylık bir erkek çocuğum var. Soyum kuruyacaktı dedi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın, hiç aklınızın ucuna gelir mi? Yani çocuk kurtulmuş Allah'tan ama diyor ki çocuk ölseydi diyor. 3 aylık çocuğum, bebeğim, erkek bebeğim ölseydi. Bu işte de şeyiz, malum coğrafya itibariyle bu biraz önemli bir dinamik. Neslim yürümeyecekti, soyum yürümeyecekti diyor. Öyle bir felaket. Ve şimdi adam ne ev diyor, ne inşaat diyor, ne ekonomi diyor. Ne Çünkü diyeceksiniz şimdi buna? ailesinden Evet. onlarca Evet. insanı Evet. toprağa vermiş biridir belki de, değil Evet, mi? evet. Kayıpları var. Ve ama asıl işte oğlunun üzerinde bir tehdit hissettiği için böyle bir duyguya girmiş. Şimdi demin dedim ya başlarken, biz o depremin verdiği duygunun böyle tek tip bir şey olduğunu sanıyoruz. İşte buyurun, hani Halep oradaysa Arşın burada. Bir başkası mesela diyor ki, ya emekli ikramiyemi koydum, eşten dosttan borç aldım, üstüne bir de bilmem kaç faizle kredi çektim diyor, başıma yıkıldı, meğer kendime mezar alıyormuşum diyor. Şimdi burada, bu noktada önce ben ne yaşıyorumu ayırt etmek, yani önce kendimizle temasımızı korumak. Ben ne hissediyorum? Atıyorum diyelim ki öfke. Öfkeliyim. Depremin olmuş olma halinin kendisine öfkeliyim. Burada işte kendi öfkemle ilgili şeyler kurmam, bağlantılar kurmam. Beni öfkelendiren asıl şey ne o zaman? İşte evimin yıkılmış olması. Evin yıkılmış olması niye önemli? İşte çünkü bütün varımı, yoğumu gömdüm. Buradan böyle bu duygumuzun en derin yerine inebilir ve diyelim ki işte ne olsun, ne olmuş olsun mesela, işte emeklerim boşa gitti. Orada o emek kavramının etrafında, bulduğumuz anahtar bir kavramın etrafında, orayla ilgili meselemiz ne? Orası bizde niye önemli? Bunları ayırt edebildiğimizde kendimize dair birçok şey bulmuş olacağız orada zaten. Ve buradan kendimizle tanışmaya başlayacağız belki de. Kendimizi anlamaya başlayacağız. Çok böyle retorik de yapmayalım ama hani sloganvari de olmasın ama gerçekten kişinin burada kendiyle temasını koruması çok hayati bir şey, çok önemli bir şey. Kendiyle temas edemeyen çünkü ötekiyle de edemiyor. Ötekiyle de temas edemeyen kendiyle edemiyor. İki yönlü bir hikaye bu. Öteki de bazen işte bize öyle bir yerimizden dokunuyor ki, öyle bir yerimize temas ediyor ki, şimdi herkesin
temas edilecek yeri belli, malum eskiler dil ağrıyan dişe değer derler. Şimdi herkesin ağrıyan dişi belli, deprem ve travma. Herkes birbirine oradan temas ediyor. Herkes birbirine oradan bir müdahalede bulunuyor. Birisi geliyor bana sarılıyor ve bana bir şey hissettiriyor. Bana bir şey satıyor, bir duygu veriyor, bir duygu geçişkenliği yapıyor. Ben oradan alıyorum ve onun verdiği şey üzerinden kendime iniyorum. Kendime dair bir yolculuğa çıkıyorum. Dolayısıyla kendimle temasım ne kadar önemliyse ötekiyle temasım bir bu kadar önemli ki şunu zaten biliriz deneyimlerimizden ki ilişki zaten iyileştiren bir şeydir. Temas iyileştiren bir şeydir. Dokunmak iyileştiren bir şeydir. Dolayısıyla yan yana olmak, yan yana güçlü olmak ve gerçek manada temas etmek. Ne demek gerçek manada temas? İşte çok bilindiktir ama yine de söyleyelim. Hani işte ya şöyle yap, böyle yap ya da işte hadi şunu yapalım, hadi bunu yapalım gibi değil de daha gerçekten orada olmak. Ben öyle diyorum. Hani gerçekten orada olmak, gerçekten yanında olmak ve sadece ona o alanı açmak ve gerçekten kendi duygusunu yaşayabileceği, gerçekten kendisinin ne yaşadığıyla ilgili kendi kendine çalışabileceği bir alanı açmak. İkincisi de bu. Üçüncüsü tabii çok şey bir yere giriyoruz. Burada aslında temas sözcüğünün ne kadar hayati ve ne kadar anahtar bir sözcük olduğunu şuradan anlayabiliriz. Şu anda düşünüyorum ki işte kendimle temas, ötekiyle temas, duygumla temas, bedenimle temas. Çünkü burada biraz bedenle de bağlantımız kopuyor. Hani o insanın savunma düzeneklerinden çok bilindik bir şeydir işte. Yani zemin ayağımın altından İnfial halindeyken. Evet. Zemin ayağımın altından kaydığında zeminde kontrolümün olmadığını fark ettiğimde vücudumdaki, bedenim üzerindeki kontrolü de kaybetmeye başlıyor. İlkilme olur. Evet. İlkilmeyle beraber işte o kontrolün artık bende olmadığına dair duygu. Daha basit düşünün. Böyle ilkokul çocuğu gibi düşünün. Zeminde kontrolüm yokmuş demek ki. Bedenimde de yok muhtemelen. Zihin basit çalışan bir mekanizma çünkü. İnsan zihni kadar basit çalışan bir şey yok. Alıyor onu diyor ki bir bakıyorsun ki işte mesela şu böyle bacağını sürekli sallayan şeyler görüyoruz sıklıkla. Yani ben dediğim gibi çok muhatabım. Mesela bacağını sallıyor. Habire böyle bacağını sallıyor. Niye hocam? İşte o kontrol duygusuyla biraz ilintili olduğunu düşünüyorum ben. Hani beden kontrolden çıkıyor yani. Niye sallıyorsun diyorum mesela. Bilmiyorum, farkında değilim ki diyor. Hani o kontrolün oradan uzaklaştığının bir simgesi gibi geliyor ya, kendiliğinden oturuyor. Bu noktada da benim çok önemsediğim ve telkin ettiğim bir şey var ki işte bedenimiz üzerinde biraz çalışmak, bedenimizi fark etmek. Belki aynanın karşısına geçip tekrar tekrar bedenimizi keşfetmek, bedenimizin burada olduğunu, bizim kontrolümüzde olduğunu görmek için de belki kaslarımızla bir takım egzersizler yapmak, kaslarımızın yoğun olduğu vücut bölgelerini kasıp gevşeterek o kontrolün bizde olduğu duygusunu tekrar 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 sisteme deneyimletmek ve onunla o deneyimi vücudumuzun tekrar tekrar yaşamasına alan açmak, müsaade etmek. Bu da bedenimizle temas diyeceğimiz bir başlık. Bir tane de işte geçmişle temas dediğim bir şey var. Yine temas sözcüğünün etrafında değerlendireceğim bunu da. Dedim ya hani benim ilçem yok, işte ortaokulum yok, lisem yok, gittiğim hiçbir yer yok. Dolayısıyla şimdi hani şöyle bir şeye düşüyoruz, şöyle bir yere düşüyoruz. Böyle betonun üstünde sanki hani kaba tabirle dımdızlak kalmış durumdasın ve bilmiyorsun sen kimdin, nereden gelmiştin, hani hayat 2023'ten mi başladı acaba ya da işte o coğrafyada bulunduğunuz dönem nerelerse. Yani 2023'te başlamadı dünya, biz buradaydık. Bu dönemde de belki yine basit kalacak ama o geçmişle bağlarımızı güçlendirecek. Belki geçmişten herkes şunu yapsın, çok şiddetle tavsiye ederim.
20 yıldır görüşmediğiniz arkadaşlarınızı arayın. Sürpriz yapın. O fotoğraf albümlerinizi çıkarın, bulun. Varsa elinizde, eğer enkazın altında kalmadıysa onlara uzun uzun bakın. Onlarla bağ kurun. Çünkü zihin, dediğim gibi, zihin çok basit çalışıyor. Orası kaydı ayağının altından. Orası yok. Şimdi ben yokum, ben kimim, ben neredeyimi deneyimlemeye ihtiyacı var. Bunun da böyle çok kısa vadede, dediğim gibi, hani çok uzun işimiz, yolumuz çok uzun ama kısa vadede yangına bir kova su anlamına gelebileceğine dair bir inanç taşıyorum ben kendi adıma. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok aydınlatıcıydı. Eksik olmayın. Evet, depremin psikolojik etkilerini nasıl rehabilite ederiz diye konuştuk. Uzman klinik psikolog Ali Rıza Tunur'la. Sağ olun, eksik olmayın. Sizler de dostlarımız, bize zaman ayırdınız. Var olun, sağ olun.